Merhabalar Kantin TV izleyenleri. Bugünkü programımız Kampüste Yaşam programı. İlk kampüsümüz Fen Edebiyat Fakültesi'ndeyiz. Bugün bazı öğrenci arkadaşlarımızla sohbetler edeceğiz, röportajlar yapacağız. En güzel şekilde sizlere bunları sunmaya çalışacağız. Kampüste Yaşam programındayız. İsminizi rica etsem. Muhammed Şimşek. Hangi bölümde okuyorsunuz Muhammed Bey? Türk Dili ve Edebiyatı. Evet. Kaçıncı sınıfsınız? Birinci sınıfım. Birinci sınıfsınız. Evet. Daha önce Kantin TV ile ilgili bir şey duydunuz mu? İnternetten sadece linkini görmüştüm. Peki Kantin TV'nin genel olarak öğrenciler ve akademisyenlere hizmet veren bir TV olduğunu size belirtelim. Size birkaç tane sorum olacak üniversitenizle ilgili. Öncelikle bölümümüzü isteyerek mi geldiniz? Evet. Bölümümüzle ilgili daha önce neler duymuştunuz? Evet. Şöyle söyleyeyim, biz bölümü bitirdikten sonra Türkolog olabiliyoruz. Sadece bunu biliyorum. Öğretmenlik yapabiliyoruz. Bölümle ilgili bildiklerim bunlar. Peki bölümünüze farklılık yarattığınızı veya farklılık yaratabileceğinizi düşünüyor musunuz? Zamanla olur inşallah. Zamanla. Üniversitemiz hakkındaki düşünceleriniz neler? Beklediğimden iyi çıktı. Yani beklentimi şey yapıyor, karşılıyor, öyle söyleyeyim. Peki birinci sınıf olarak ortama ve derslere ayak uydurabildiniz mi, ısınabildiniz mi? Isındım. Bir öğrenci gözüyle baktığınızda üniversitemizde ve kampüsümüzde neler eksik olduğunu bize söyleyebilir misiniz? Sosyal faaliyetler mesela, hani çünkü bütün fakülteler ayrı ayrı, mesela kampüs olsa çok iyi olur. Peki mezun olduktan sonra Hitit Üniversitesi'nin bünyesinde çalışmak ister misiniz bir akademisyen olarak? Şu anlık düşünmüyorum. Genel olarak üniversitemizde olmasını istediğiniz şey nedir? Yani üniversite yönetimimizden beklentiniz nelerdir? Hocalar sıkmasın, başka bir şey istemiyorum ben. Teşekkür ederim. Son bir sorum olacak size. Sertifika eğitimi almak ister misiniz veya hangi konuda bir sertifika edinmek isterdiniz? Osmanlı Türkçesi ile ilgili bir sertifika ve yabancı dil ile ilgili bir sertifika almak isterim. Çok teşekkür ederim Mahmut Bey. Ederim. İyi dersler diliyorum size. Teşekkürler. Merhaba. Kampüste Yaşam programından geliyorum, Kantin TV'den. Adınızı rica etsem. Sedef Özlü. Hangi bölümde okuyorsunuz Sedef Hanım? Tarih, birinci sınıf. Peki Kantin TV'yi daha önce duymuş muydunuz? Hayır, duymadım. Hangi alanda hizmet verdiğinizi size biraz bahsedeyim. Tabii. Öğrenciler ve akademisyenler adına kantinlerimize yayınlanan bir televizyon kanalıdır. Eğer müsaitseniz size birkaç tane sorum olacak. Tabii ki. Üniversitemizle ilgili. Bölümünüze isteyerek mi geldiniz? Yo, hayır, aklımda olmayan bir bölümdü. Peki bölümle ilgili daha önce duyduğunuz şeyler var mıydı? Hayır, yoktu. Bölümünüzde bir farklılık yaratmak konusunda ne düşünüyorsunuz? Faaliyetlere katılmayı düşünüyorum. Peki üniversitemiz hakkındaki genel görüşleriniz nelerdir? İlk başta iyi olacağını düşünmüyordum ama sonradan çok sevdim. Şu an memnunum, gayet iyi yani. Peki üniversitemize yeni gelen bir öğrenci olarak ortam ve derslere alışınızı düşünüyor musunuz? Evet, çok alıştım. Bir öğrenci gözüyle baktığınızda kampüsümüze ve üniversitemize ne eksik? Bir kere kampüs eksik zaten ve sosyal aktivite konusunda biraz eksikleri var. Peki üniversitemizin bu konuda ne yapmasını istersiniz? Ne gibi etkinlikler yapabilirler? Müzik konusunda olabilir, dans. Yani bu tür bence öğrencilerin ve gençlerin, yani bizim yaşımıza uygun faaliyetlerin yapılması bizi daha çok mutlu eder. Peki mezun olduktan sonra üniversitemizde bir akademisyen olarak görev yapmak ister miydiniz? Tabii ki de isterim. Son bir sorum olacak Sedef Hanım size. Tabii. Bir sertifika almak isteseniz hangi alanda sertifika almak isterdiniz? Dans. Dans sertifikası. Çok teşekkür ederim Sedef Hanım katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi günler, Kantin TV'den geliyorum. Evet. Kampüste Yaşam programından. İsminizi rica etsem. Ömer Faruk. Hangi bölümde okuyorsunuz? Tarih ana bilimde yüksek lisans öğrencisiyim. Ömer Bey, size birkaç tane sorum olacak. Kantin TV'yi daha önce duymuş muydunuz? Yok, ilk defa duydum. Arkadaşlarla sohbet ederken. Şöyle ufak bir bilgi verelim. Kantin TV, üniversitelerimizin kantinlerine yayınlanan öğrenciler ve akademisyenler arasında bir iletişim aracı diyelim. Evet. Size birkaç tane soru soracağım, vaktiniz var mıydı?
Bölümünüze isteyerek mi geldiniz? Evet, bölümümüz kendi tercihim. Bölümünüzle ilgili daha önceden duyduğunuz şeyler var mıydı? Tabii, ister istemez yani lisedeki hocalarımızdan olsun, yani çevremizden olsun az çok bilgimiz vardı. Zaten tarih, yani kendi milletimizin tarihiyle ilgileniyoruz. O yönde. Peki bölümünüze bir farklılık yarattığınıza inanıyor musunuz? Bölümümüzde bir farklılık, yani kendi açımdan mı bir farklılık? Kendi yoksa açınızdan veya gelen olarak. Kendi açımdan, yani kendimi şu anda geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıyorum. Ben şu anda tez dönemi. Lisansını bitirdikten sonra Hitit Üniversitesi'nde akademisyen olarak kalmayı ister miydiniz? Yani şartlar el verirse tabii ki Hitit Üniversitesi. Zaten 6 yıldır buradayım ben. Artık Çorum'a alıştık. Yani ilk geldiğim senelerde pek şey yapmıyordum. Ya pek beğenmiyordum. Elazığlıyım ben de. Ama zamanla alıştık. Kalmak isterim yani Çorum'da. Çok teşekkür ediyorum size. Ben de programımıza teşekkür katıldığınız ederim. İçin. İyi günler diliyorum size. İyi günler. Kantin TV'den geliyoruz. Kampüste Yaşam programından. Adınızı rica etsem. İsmim Ümit Aydın. Hangi bölümde okuyorsunuz? Arkeoloji 4. sınıf öğrencisiyim. Ümit Bey, Kantin TV'yi daha önce duymuş muydunuz? Hayır, duymadım. O zaman size ufak bir bilgi verelim. Kantin TV, üniversitelerimizin kantinlerinde yayınlanan. Evet. Öğrenciler ve akademisyenler arasında bir iletişim kaynağı. Evet. Ümit Bey, vaktiniz var, size birkaç tane sorum olacaktı. Tabii ki. Bölümünüze isteyerek mi geldiniz öncelikle? Tabii ki. İsteyerek geldim. Bölümünüzle ilgili daha önceden duyduğunuz şeyler var mıydı? Daha önceden duyduğum şeyler, olumsuz şeyler de duydum, olumlu şeyler de duydum ama beni etkilen olumlu şeyler oldu. Olumsuz şeyler, bu bölümün pek istihdam olmaması, yani insanların işsiz kalması, binlerce arkeoloğun iş bulamaması. Maalesef Türkiye şartlarında böyle. Ama olumlu şeyler, heyecanlı bir bölüm. Hani herkesin, özellikle isteyerek yapanların ayrı zevk duyabilecek olduğu bir bölüm. Peki bölümünüze bir farklılık yarattığınızı düşünüyor musunuz? Evet, düşünüyorum. Bölümde kimse Erasmus'a gitmedi ve ben ilk yaptım, Erasmus'a gittim. Peki Hitit Üniversitesi hakkında düşünceniz nelerdir? Hitit Üniversitesi hakkında gelişmekte olan bir üniversite. Günden güne daha iyiye gidiyor. Eksikler de var ama bu eksiklerin zamanla gidip hallolacağını düşünüyorum. Bir öğrenci gözüyle baktığınızda ne gibi eksikleri var? Eksikleri, mesela bir kampüsümüz yok. En başka eksiklik bu bence. Kampüsümüz olsa, yani her şey, herkes bir arada olsa daha iyi olurdu. Peki mezun olduktan sonra Hitit Üniversitesi'nde akademisyen olarak kalmak ister misiniz? Tabii ki, isterim. Çok teşekkür ederim Ümit Bey. Programımıza katıldığınız için iyi günler diliyorum. Merhabalar, Kantin TV'den Kampüste Yaşam programından geliyoruz. Adınızı rica etsem. Ferhat Meşen. Hangi bölümde okuyorsunuz Ferhat Bey? Spor öğreticiliği 2. sınıf. Kantin TV'yi daha önce duymuş muydunuz? Duymadım. O zaman size ufak bir bilgi verelim. Kantin TV okulumuzun kantinlerinde yayınlanan, öğrenciler ve akademisyenler hakkında programlar yapan bir televizyon kanalıdır. Vaktiniz varsa size birkaç tane soru soracaktım. Tabii, buyurun. Öncelikle bölümünüze isteyerek mi geldiniz? İsteyerek geldim. Peki bölümünüzle ilgili daha önceden duyduğunuz şeyler var mıydı? Tabii canım, 3 sene çalıştım bölüme girmek için. Peki bölümünüzde bir farklılık yarattığınızı düşünüyor musunuz? Farklılık derken kendim mi? Bölüm adına, yani bölümde bir öne çıktığınızı düşünüyor musunuz? Vallahi şu an düşünmüyorum ama ileride olur yani, neler olmasın. Peki bir üniversite öğrencisi olarak üniversiteden beklentiniz nelerdir? Vallahi üniversiteden iyi bir eğitim, öncelikle herkesin beklediği gibi. İşte ne bileyim, diploma, hani sadece diploma almak değil yani. İyi bir eğitim, üniversitenin iyi yerlerde olması. İşte ne bileyim, üniversite okurken hani geçmiş dönük baktığımda güzel bir 4 sene, 5 sene geçirmek. Bu yani. Peki sizce Hitit Üniversitesi'nde eksik olan bir şey var mı? Vallahi eksik olan çok şey var aslında ama şimdi söylemeyeyim ben. Yani sizce nelerdir bunlar? Eksik olan, önce kampüsümüz yok yani, bir kampüs şart. Bir üniversite, bir kampüs olması lazım. Evet. Yani tek eksik bence bu şu an. Peki bölümümüzü bitirdikten sonra bir akademisyen olarak Hitit Üniversitesi'nde kalmak ister miydiniz? Kalmak isterim. Evet. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. İyi günler diliyorum size.
Merhabalar, Kantin TV'den, Kampüste Yaşam programından geliyoruz. İsminizi rica etsem. Nihal. Nihal Hanım, hangi bölümde okuyorsunuz? Ben de tarih ana bilim dalı yüksek lisans öğrencisiyim ama buradan mezunum zaten ben. Peki Kantin TV'den önce duydunuz mu? Duydum. Vaktiniz varsa size bölümünüzle ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Bölümünüze öncelikle isteyerek mi geldiniz? Yani evet, hani isteyerek geldim. Bir de devam ediyorum hani. Peki bu bölüme gelmeden önce olumlu olumsuz bilgileriniz var mıydı? Ne gibi şeyler duydunuz? Yani tarih bölümü için olumsuz söylenenler işte atama sıkıntıları var. Hani ama ben yüksek lisans yaptığım için zaten öğretmenliği düşünmüyorum şu anda. Yani akademik bir. Peki bölümümüzdeki diğer arkadaşlarınıza göre bir farklılık yarattığınızı düşünüyor musunuz? Yani hani az çok. Şimdi bir Hitit Üniversitesi'nde sizce neler eksik? Bir Hitit Üniversitesi'nden beklentiniz neler? Hani ben kendi açımdan değerlendirecek olursam hani ben yani araştırma yapıyoruz biz. Hani kütüphane, gerçekten güzel bir kütüphanemiz var ama hani daha fazla kitap gelirse ya da dergi gelirse hani ben sevineceğim gerçekten. Başka yoksa, bir problem var mıydı üniversitemizle ilgili? Çok göremiyorum. Yani hocalar bakımından da hocaları da seviyorum. Peki mezun olduktan sonra Hitit Üniversitesi'nde bir akademisyen olarak görev yapmak ister misiniz? Yani hani şu an onun için çalışıyorum. Hani inşallah da olur. İsterim yani. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. İyi günler diliyorum size. Merhabalar, Kantin TV'den geliyorum, Kampüste Yaşam programından. Buyurun. İsminizi rica etsem. Sevda Özer. Sevda Hanım, hangi bölümde okuyorsunuz? Tarih bölümü. Kaçıncı sınıf? Birinci sınıf. Sevda Hanım, Kantin TV'yi daha önce duymuş muydunuz? Hayır, duymamıştım. Şöyle ufak bir bilgi verelim size. Kantin TV öğrenciler, akademisyenler arasında kantinlerimizde yayınlanan, üniversitenin kampüslerinde yayınlanan bir televizyon kanalıdır. Size bölümünüzle ilgili birkaç soru sorsam. Tabii, buyurun. Öncelikle bölümünüze isteyerek mi geldiniz? Tabii, isteyerek geldim. Bölümünüzle ilgili daha önceden duyduğunuz şeyler var mıydı? Yok. Bölümünüzdeki öğrenciler arasında bir fark yarattığınızı düşünüyor musunuz veya yaratabileceğinize inanıyor musunuz? Tabii ki inanıyorum. Üniversite hakkındaki genel düşünceniz nedir? Ya, üniversiteye ilk korkarak geldim gerçekten. Daha önceleri hedefim zaten büyük bir üniversiteydi, İstanbul Üniversitesi'ydi. Ama geldiğim için pişman mısın dersen çok pişmanım, hala pişmanlıklarım var. Geçmeye de yatay geçiş yapmayı düşünüyorum şahsen. İnşallah bakalım. Ama arkadaş ortamı derseniz, arkadaş ortamı güzel bir ortam. Peki birinci sınıfta olduğunuz için soruyorum. Derslere alışabildiniz mi? Ortama alışabildiniz mi üniversite ortamına? Derslere tabii ki de alışmak zorundayız. Çünkü 4 senemiz bu derslerle geçecek. İstemesek de alışacağız ama alıştım diyebilirim. Peki üniversiteyi bitirdikten sonra Hitit Üniversitesi'nde bir akademisyen olarak kalmak ister miydiniz? Akademisyenlik kariyerim var ama burada değil. İstanbul Üniversitesi. Son bir soru soracağım size. Sertifika almak isteseniz ne tür bir sertifika alırsınız? Hangi alanda? Ben Osmanlıca yazma dilinde alırdım. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. İyi günler diliyorum size. Merhabalar, Kantin TV Kampüste Yaşam programından geliyorum. Merhaba. İsminizi rica etsem. Nurullah Durak. Nurullah Bey, hangi bölümde okuyorsunuz? Antrenörlük, beden eğitimi, spor yükseltme. Kaçıncı sınıf? 2. Kantin TV'yi daha önce duymuş muydunuz? Yok, duymadım. O zaman size ufak bir bilgi verelim. Kantin TV, üniversitelerin kampüslerinde yayınlanan akademisyenler ve öğrenciler arasında bir iletişim aracı. Evet. Size birkaç tane bölümle ilgili sorularım Tabii olacak. Ki. Bölümünüze isteyerek mi geldiniz? Bölüme isteyerek geldim, evet. Peki, bölümünüze gelmeden önce bu bölümle ilgili duyduğunuz şeyler nelerdi? Bu bölümle ilgili ben güreşçiyim, yaptığım spora dayanarak olarak illaki bir beden eğitimi okuluna girmem lazımdı. Hep araştırma içindeydim. Çünkü hani bu okula geldim ve bir de mezun oldum mu donanımlı bir şekilde mezun olmak var. Onun için burayı tercih ettim. Peki siz de aynı branşta okuyan öğrenciler arasında bir fark yarattığınızı düşünüyor musunuz? Diğer üniversitelere göre fazla bir fark yarattığımızı düşünmüyoruz. Çünkü sonuçta buradaki olan mesela derslerde herkes diğer üniversite besyoları da aynı dersleri görüyor. Yani pek fark yok. Sadece tesis açısından fark oluyor yani. Araç gereç. Peki Hitit Üniversitesi hakkındaki genel görüşünüz nedir?
Boğaziçi Üniversitesi hakkında güzel bir plan programı var. İşte her şey yolunda gidiyor. Yani sisteme dayalı. Hiçbir şey kendi kafasına göre değil millet yani. Ama sadece işte kampüs olması öğrencileri daha da rahatlatacağını düşünüyorum. Kampüs olursa iyi olur. İşte olacak yani o da. Peki üniversitemizde başka eksiklikler var mı? Beklentiniz, yapılmasını istediğiniz şeyler var mı? Ya üniversitede bu çarşıya mesela buradan ulaşım biraz sıkıntı oluyor. Her 15 dakikada bir otobüs geliyor, minibüs geliyor. Yani çünkü öğrenci çok Çorum'da. Yaklaşık 10 bin öğrenci var her sanırım. Adam burada birden otobüse binince kalabalık oluyor, tıklım tıklım falan. Yani o sorun var. Her 5 dakikada, her 10 dakikada bir olsa. Bazen akşamları mesela bir saatte bir otobüs geliyor. Yani burada oturan öğrenciler yani mağdur durumda kalıyor. Peki bölümümüzü bitirdikten sonra bir akademisyen olarak üniversitede çalışmak ister misiniz? Ben milli güreşçiyim. Amacım işte şu anda zaten ortalamalarım da tutuyor derslerimde. Amacım yani burada öğretim görevlisi olarak, akademisyen olarak kalmak. İkinci bu dönem, bu sınıf, bu şey, bu dönem hariç işte 3. 4. sınıfta belli olur ya. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. İyi günler diliyorum. İyi günler. Merhabalar. Kantin TV'den geliyorum. Kampüste Yaşam programından. İsminizi rica etsem? Mehmet Şakılıç. Mehmet Bey hangi bölümde okuyordunuz? Arkeoloji son sınıf. Mehmet Bey, Kantin TV'yi daha önce duymuş muydunuz? Hayır, duymadım. O zaman size ufak bir bilgi verelim. Kantin TV okullarımızın kantinlerinde yayınlanan bir televizyon kanalıdır. Akademisyenler ve öğrencilerle ilgili bilgiler veriyor. Size birkaç tane sorum olacaktı bölümünüzle ilgili. Tabii ki. Bölümünüze isteyerek mi geldiniz? Evet, isteyerek geldim. Daha önceden seviyordum yani arkeolojiyi. Ya, küçükken bile şey yapardım yani. Yani ne bileyim, özenirdim. Kazardım böyle yerleri falan. Peki bir bölümünüzle şey ilgili gibi. Olarak daha önceden duyduğunuz şeyler var mıydı? Olumlu, olumsuz. Ya olumlu şeyler duydum. Ya eğlenceli bir bölüm. Hani güzel bir bölüm. Olumsuz şeyler sadece şey atanma sıkıntısı. Yani istihdam, iş bulma sıkıntısı. Peki bölümünüzde bir farklılık yarattığınızı düşünüyor musunuz? Farklılık şöyle yani kulübümüz var, arkeoloji kulübü. Sadece orada aktif olduk. Hani arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştık. Hani bölümümüzü daha iyi tanıttık. O yönden belki hani biraz faydalı olmuş yani olduğumu düşünebilirim yani. Peki Hitit Üniversitesi'nin öğrencisi olarak üniversitemizde ve kampüslerimizde neler eksik? Valla şöyle söyleyeyim. Kampüs, bir kere kampüsümüz yok. En büyük eksik o. Kampüs olmadığı için yani her şey dağınık. Yani tek sıkıntı benim için o şimdilik. Peki onlar haricinde üniversitemizden bir beklentiniz var mıydı? Nasıl şeyler yapılmasını isterdiniz? Nasıl şeyler? Yani ne bileyim, hiç fazla düşünmedim onları. Ben hani olan imkanlarla sınırlı kaldım hep. Yani onları değerlendirmeye çalıştım. Peki mezun olduktan sonra üniversitemizi bir akademisyen olarak görev almak ister miydiniz? Yani isterim yani illaki. Benim yani hedeflerimden birisi o açıkçası. Çok teşekkür ederim Mehmet Bey, programımıza katıldığınız için. İyi günler diliyorum. Teşekkür.